Evet arkadaşlar, merhaba. Son düzenleme yani 8. yargı paketi içinde bulunan denetimli sürelerinin 1 yıl otomatik verilmesi yerine 1/5'e çekilmesi tasarısı var. Ve bu konuyla alakalı olarak herhangi bir suç ayrımından bahsedilmedi. Bu durumda arkadaşlar denetimli serbestliğe 31 Temmuz itibariyle 1 sene erken çıkmış olanlar veya 2 sene erken çıkmış olanlar 1/5 denetimli serbestlikten faydalanırlarsa yani denetimli hakları normalde 3 yılın altındaysa bunların denetimli hakkı artmış olacak. Yani gelebilecek olan herhangi bir ufak ceza içeri girmelerine sebep olmayabilir. Bu çok önemli. Örnek verelim. Adamın 1 yıl denetim hakkı var. İşte ne diyelim işte 14 ay önce denetime çıkmış. Erkenden bu son düzenlemeyle. Ne oldu? İşte zaten aradan geçti 5-6 ay. Geçen bu 5 ayda 14 ayın oldu 9 aya düştü. Şimdi adamın da işte 9 ay cezası geldi diyelim. Ne oldu? Yatarı 4,5 ay. Bu 4,5 ay ne olacak arkadaşlar? İçtima edilecek. Bu şekilde de insanlar içeri girmekten kurtulmuş olacaklar. Yani küçük cezası gelenler. Eğer büyük cezanız varsa, hala Yargıtay'daysa zaten faydalanma şansınız yok. O zaman cezaevi yolu gözüküyor ne yazık ki. Bununla ilgili dediğim gibi sürekli her gün mesaj atıyorum, tweet atıyorum ama pek de sizlerden destek gördüğümü söyleyemem. Öyle benim attığım 3-5 tweet'te de bu işten bir şey çıkmaz. Ben yine de atmaya devam edeceğim ama bakalım ne olacak. Dediğim gibi bu olay bizim için müjde niteliğindedir aslında. 1 yıl denetimli olanların mesela 10 yıl cezası varsa veya 15 yıl cezası varsa denetimi 2 yıla 3 yıla çıkacağı için bundan sonra hala Yargıtay'da veya istinafta cezası bulunsa bile bu cezalar ufak cezalarsa içtima edilir ve denetimli serbestliğe devam ederler arkadaşlar. İnşallah bu şekilde güzel haberler vermeye devam ederim. Görüşmek üzere.